Evet dostlar. Hani Sarı Baba Türbesi'nde uyandık. Toparlandık, yola düşüyoruz. Burada ne neydi buranın adı? Gökçebulak. Gökçebulak. Mezra değil mi burası? Evet. Nereye bağlı? Çetenli. Çetenli köyü. Aşağıdaki köy. Sizin adınız neydi bir daha söyle? Güney. Seni? İlknur. İlknur. Çok memnun oldum çocuklar. Hadi bana müsaade, yavaş yavaş gidelim, düşelim yola, şu çöpü de alalım. Yoldaş da orada. Başka bir şey unutmadık. Hadi varalım, düşelim yola. Merhaba. Evet abi. Sarı Baba'dan ayrıldık, yollardayız. Sarı Baba Türbesi şuralarda kaldı. 5,5 kilometre yaklaşık. 5-5,5 kilometre oldu, yürüyoruz. Düze indik. Artık böyle düz düz gideceğiz. Sonra sağa doğru Beyazıt'a dönecek. Yol ayrımı gelecek. Doğu Beyazıt'a 18 kilometre var. 5,5 kilometredir de yürüyoruz. En yakın benzinle 10-11 kilometre kaldı reis. Bakkal falan yok. Yanımda köyler var. Çetenli köyü var. Ama o da orada kaldı. Terste kaldı. Karşıda köyler var. Kendirek Dağı'nı arkamızda bıraktık. Ve Ağrı Dağı'nın uzaktan eşsiz karlı manzarasıyla böyle gidiyoruz. Hemen şurada bir Karakent diye bir köy var ama orada da bakkal yokmuş. Yoldan biraz sola dönmek gerekiyor. Yaklaşık 6-6,5 kilometre ileride de Orta Direk köyü görünüyor. Ta buradan görünüyor. Muhtemelen orada vardır bir bakkal makkal diye tahmin ediyorum. Büyük bir yere benziyor. Ekmeğimiz bitti. Sabah yedik en son. Yoldaş da acıkmaya başladı. Daha sola fare avına gidiyor. Değil mi kız? Bulanmadın mı sen fare? He? Fare bulanmadın mı? Gel gel. Suyu köyden aldım. Ayakkabılar elimizde. Terlikler ayağımızda. Böyle gidiyor kardeş. Ne edek? Şu Doğu Beyazıt'a bir varalım Allah'ın izniyle. Orada sistemi bir değiştireceğiz. Fazlalıklarımızdan kurtulacağız. Falan filan. Şu köylere bir gidelim bakalım. Orada tekrar bir kayda gireriz. Abi bayağı yürüdük. 6 kilometre kadar işte. Geldik köye. Rüzgar fena çoğaldı. Allah'tan yağmur yok. Köyün büyük kısmı aşağıda. Bu tepenin etrafına kurulmuş bir köy. Uzaktan büyük görünüyor ama içi seyrek. Pek oturan yok. Boşaltılmış bir köy muhtemelen. Orta Direk köyü. Şimdi camisi falan da aşağıda. Bir mola vermek için gidemeyiz. Ama bir soracağım, bakkalı falan varsa gideceğim. Yoksa düz devam edeceğim. 4-5 kilometre sonra benzinlik var. Bayağı acıktık. Yol kenarında böyle bir dükkan gibi bir yer buldum abi. Kapalı şu an. Muhtemelen akşamları böyle kahvehane gibi burada açıp oturuyorlar. İçeride içecek dolapları falan var ama kimse yok. Şurada bir ev var. Sesler geliyor. Bir soracağım bakalım. Köyün içinde bakkal varsa ineyim, yiyecek bir şeyler alayım. Yoldaş da acıktı, ben de açım. Yoksa da 4,5 kilometre kadar yürüyeceğiz. Benzinlik geliyor. Hadi bakalım. Köy marketinin önünde azıcık uzandım abi. Daha doğrusu önce sahibi denk geldi. Açıverdi. Oradan bisküvi, kırıntı, meyve suyu falan aldık. Atıştırdık. Sonra baktım orada çekyat var ya. Orada biraz kestireyim dedim. Bir yarım saat, bir saat uzandım orada. Ilık ılık çöl rüzgarı esiyor vallahi. Ama
çok pahalı satıyor market ürünlerini var ya, yolcuyum diye beni köstü resmen. Söyledim yüzüne. Dedim abi biz yolcuyuz diye mi bize pahalı veriyorsun, çok pahalı veriyorsun dedim. Yok ya yok, normal diyor. İyi bakalım öyle olsun dedim ben de. Aklınızda olsun. Doğu Beyazıt'la Çaldıran arasında Orta Direk Köyü. Sakın hola şu köy marketine bir gireyim de bir şey alayım falan demeyin. 3 kilometre kaldı benzinli. Hiçbir şey almasaymış da dayanırmışız ama içimiz kıyılmıştı bayağı sabahtan beri. Saat de 1 oldu. 1.5 belki de. Neyse. Varalım 3 kilometre hemen ileride. Geldik dostlar yol ayrımına. Hemen şimdi şurada da bir benzinlik var. Bir de bir restoran var. Ama açık mı kapalı mı belli değil. Yine buranın da marketinden ufak tefek bir şeyler alıp Doğu Beyazıt'a doğru gideriz herhalde. Ama önce bir dinlenelim. Ağrı, Erzurum, Doğu Beyazıt, İran demiş. Yandı gülüm keteneri var. Atladı onlar orada. Hayır. Hayır. Uş. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Uş. Hayır. Uş. Hayır. Hayır. Al abi, al 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 al. Uş. Aman abim. Sağ olasın. Çek. Kırın. Kardeşim sağ olasın. He? Adın nedir? Memnun oldum Poyraz kardeşim. Şu köpeklerini al hele bir. Abi burada dinlenme tesisiymiş burası. CMS dinlenme tesisleri. Tırcıların olduğu yer. Bu kantası da açıkmış. Mercimek. Bir de orman kebabı gibi yemek söyledi. Bu da gerçek şimdi. Fiyatlar bizi şaşırtmaz. Suyla sıçırmaz. Tırcıların mekanı olduğuna göre lezzetli ve normal fiyatlardır. Abi ne zamandır böyle sulu yemek yemiyoruz ya. Daha bayağıdır ya. Yoldaşa da ekmeği bandırdım, verdim biraz. Şimdi ona da kemik gibi bir şeyler ayarlayacağız. Hadi bana afiyet olun. Yorgunuz. Oturduk kaldık. Neredeyim? Of. Hala o dinlenme tesisindeyim. Şöyle göstereyim. Dinlenme tesisinin yanında kamelyalar var. Şöyle. Bakımsız ama. Yemeği yedim. Zaten çok yorgundum bugün. Yoldaş da fena yorgun. Ben de yorgunum. Yemeği yiyince ağırlık çöktü abi. Saat de 3 oldu. Şimdi akşamüstü Doğu Beyazıt ilçesine varacağım. Nerede kalacağım? Niyetim bir pansiyon gibi bir şey bulup bir gün dinlenmekti. Onu şimdi akşam yapamam diye. Bugün burada kamp kurmayı uygun gördüm. Bu gece buradayız. Yarın yine yemeğimizi yer gideriz. Yemek fiyatları uygun. Yani ucuz değil, pahalı da değil, normal. Et yemeği de 120 lira. Çorba, bir çorba bir de et yemeği 120 lira. Uygun yani. İki de çay içtik. Velhasıl durum bu abi. Fenayım ya. Yemek midemi mi bozdu? Alışkın değiliz. Ağırlık mı yaptı? Ne böyle uykum çöktü. Yoldaş da galiba üstü başı çamur. Baksanıza çamura girdi. Onun da yürüyesi yok, benim de. Tam çadır kuracaktım. Yağmur atıştırmaya başladı. Bulutlar toparlandı yine. Ağrı Dağı'na doğru gidiyorlar.
Şimdi hava biraz düzelsin, bir çadır kurar yatarım burada. Böyle. Bugün de benden bu kadar abi. Standart çadır kuracağız, yatacağız, uyuyacağız. Hiçbir şey yapasım yok. Belki biraz uykumu alınca şurada bir çay yapar içerim. Yarın görüşürüz diyelim. Afiyet olsun yoldaş. Selamun aleyküm dostlar. Günaydın. Yolda yine bir günden hepinize merhaba. 81 ilde 81 fidan kampanyamızla yollardayız. Burada kamyon parkında dinlenme tesislerinde uyandım abi. Biraz da bir kamyon gürültüsü gece gelen giden derken. Ama yine iyi uyudum. Biraz da üşüttüm abi. İki gündür üşütüyorum. Nezle grip oldum bir tık. Bir de ayaklarım et kırmış, çok fena ağrıyor. Ayakta duramıyorum. Bacaklarım, baldırlarım, her yerim. Bu ayakkabılar beni bitirdi. Oy. Hasta oluyorum sanki. Olduğum gibi hatta. Ne olacak bilmiyorum. Bir eczaneden ağrı kesici bir şey alayım. Sanki biraz ateşim de var gibi. İnşallah gelir geçer diyelim. Zor yolları açtık. Şu Doğu Beyazıt'ta şu eşya işini bir halletseydik. Yeni ekipman, yeni ayakkabı, yeni çantayla bir yola düşseydik çok iyi olacaktı. Aslında güzel bir kalacak yer bulsam iki gün yatıp dinlenmem lazım ama fiyatlar da çok pahalı abi. Bakacağız bakalım, şehrin merkezinde bir gidelim. Hakkımızda hayırlısı diyelim abi. Evet abi, uyandık giderek. 8.30 geçti, saat 9'a geliyor. Döndük Doğu Beyazıt yoluna. Kaldı 6-7 kilometre merkeze. Şöyle ağır. Evet abi, uyandık giderek. 8.30 geçti, saat 9'a geliyor. Döndük Doğu Beyazıt yoluna. Kaldı 6-7 kilometre merkeze. Şöyle ağır dağının başı dumanlı, Ağrı Dağı'nın manzarasıyla orada da küçük Ağrı. Şehrin merkezine bir ulaşalım. Vay, burada güzel bir benzinlik de varmış. Keşke dün gelip burada mı kalaydık? Kamelyaları varmış. Oo, marketi. Dünkü kaldığımız yerde iyiydi. Yemek yedik. Yemek fiyatları ucuz diyemem. Pahalı da değil. Lezzeti iyi. Normaldi yani. 120 lira verdim. Bir çorba. Bir de orman kebabı, et yani, sebzeli et, salatası falan filan. 120 lira verdim, çok pahalı diyemem. Dinlenme tesisine göre iyi fiyatı. Sabah kahvaltı yaptım, domates, peynir, ekmek, çay, zeytin falan. Ona da 30 lira aldı. Tek çorba 40 liraymış. Abi artık fiyatlar, yani normalimiz karıştı be ya. Ekonomi yetişemiyoruz ki arkadaş. Normal neydi? Dünkü normal olan bugün ucuz oluyor. Falan filan. Bugün pahalı dediğimiz yarın normal oluyor. Yani ben de sapıttım. Ne diyorum, en lüks arabayla gezseniz benim harcadığım kadar para anca harcarsınız yani. Durmayalım de haydi gidelim. Çay ocağına oturdum, dinleniyorum. Halis oğulları çay eviymiş. Çay da lezzetli. Biraz mola verelim, şehre doğru gidelim inşallah. Yoldaş, dinlendin mi kızım? Dostlar neredeyim? Bir benzinliğe girdim. Hemen otogarın dibinde Doğu Beyazıt'tayım. Az dinleniyoruz abi. Şimdi otogara bir gideceğim. Eşya gönderiliyor mu Manisa'ya? Var mı araba? Bir öğreneceğim ne kadar alıyorlar. Fazlalıklarımızı bir atalım. Ondan sonra çarşıdan da bir ayakkabı falan alıp belki bir gece kalırız. Belki de direkt Iğdır yoluna döneriz. Birazdan belli olur. Koş 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 koş. Dostlar, otogara geldim. Manisa'ya araba yokmuş. Sonra direkt İzmir ve Turgut. Ağrı Dağı yakından ne güzel görünüyor abi.
bulutlu, karlı. Neyse. Şimdi bir çarşıya gideyim. Dediğim gibi birkaç eşya bakacağım. Pazarını, çarşısını bir dolaşacağım. Sonra fazlalıkları paketleyip getireceğim buraya. Muhtemelen Türkülü otogarına yollayacağız. Oradan birini aldıracağız. 50-100 lira falan dedi. Kargoyu da sorarım. Eğer kargoyla arasında çok bir fark. Alacağımız bir fark olursa direkt Manisa'ya kargo yaparım. Öğrenmek için geldim şimdi. Yukarıya çarşının içine doğru bir gidelim bakalım. Doğu Beyazıt'ın çarşısına doğru ara sokaklardan, yollardan gidiyoruz dostlar. Yollar berbat. Çalışmam var. Ne var? Toz, duman. Belediyesi çalışmıyor mu buranın ya? Bakalım çarşıya ulaşalım. Oy. Yoruldun mu kızım? Kemik kesildi. Gel şuraya otur, dinlen biraz bari. Gel. Otur. Evet dostlar, Doğu Beyazıt'ta bir çay ocağında oturuyoruz. Abilerim bana çay ısmarladılar, sağ olsunlar. Abi isim neydi? Metin Akbaş. Metin abi sizin? Seyit Musa Gül. Seyit Musa Gül. Çok memnun oldum abi. Allah razı olsun. Memnun olduk. Bekleriz her zaman. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Doğu Beyazıt'ta sağ olasın. Evet dostlar, geldik Doğu Beyazıt'ta. Büyük pasajda bir gezelim kendimize. Açak sen hoş geldin. Oo, çantalar, mantalar da varmış. Adam abi. Her çeşit İran ürünleri, Irak ürünleri. Çaydır, sigaradır, şeker. Aklınıza ne gelirse her şey var abi. Tarkan buraya gelmişti ya. Şöyle hızlıca bir dolaşayım. Bir çanta manta bakacağım. Ayakkabı bakacağım. Tütüncüler, nargileler. Nisa Outdoor demiş. Bakalım şimdi bizi... Evet abi, ne yaptık? Doğu Beyazıt çarşısında dolandım, pasaja girdim. Abi, umduğumuz gibi ucuz değil ya. Aynı her yerle yani. Sigaralar, migaralar ucuz sadece. Karar veremedim, alamadım. Yorgunum. Sağlıklı düşünemedim. Biraz da üşütmüşüm. Hasta olur gibiyim. Belki de oldum. Sağ olsun. Pasajın yanında bir ambalaj ürünleri satan Salih kardeşim. Köpeğe emanet ettim ona, bir girdim içeriye. İlgilendi bizimle. İyi insanlar her yerde var abi. Şimdi bir hostel buldum. Kamp yeri gibi, kamp da atılabiliyor. Biraz şey yolunda, İshak Paşa yolunda. Oraya gideceğim. Saray yolunda. Orada bir çadır kurarım. Ya da oda moda varsa, artık hangisi işime gelirse orada kalırım. Yarın yoldaşı da oraya, sakin bir yer. Yoldaşı da oraya bağlar, çarşıya inerim. Sağlıklı bir düşünüp ihtiyacımız neyse onu alırız. Eşyalarımızı da bir paketleyelim. Ona göre şu işleri halledip yola düşelim. Hafta sonu girdi bir de şimdi araya. Kargolar kapalı falan filan. Bir düşünelim yani. Dinlenmemiz lazım öncelikle. Çok yorgunuz. Az kaldı, az ileride. 1 kilometre falan var yok. Neyse, gidelim hostele, bir kapanış yaparız. Tabi Ark hostele geldik. Böyle tenha. İshak Paşa Sarayı yolunda, hemen emniyetin üst kısmında, tenha bir yer. Ark hostel, bahçe, kafe falan demiş. Yorumlarına baktım, iyi insanlara benziyorlar. Umarım keyifli olur. Normalde sadece çadır kuracak, kalacak bir yer aramıyorum. Hani
duştur, çamaşırdır. Yoldaşı emanet edeyim, yarın çarşıda işlerimi göreyim. O yüzden burası şehre yakın. 2 kilometre falan. Uygun. Evet. Bir girelim bakalım. Sonrası ya nasip. Evet abi. Hostel diye bir mekana geldik. Çok güzel bir yermiş abi. Efsane. Sakin, sessiz, huzurlu, kapalı ortam. Ben hostelleri görüyorum internette, videolarda falan. Böyle sıkış tepiş, küçük daraçlık yerler. Burası dağın başında. Kafe gibi çok güzel bir yer. Elimi yüzümü yıkadım. Bir rahatladım. Çadırı göstermelik kurdum. İhtiyaç yoktu ama. Yine de eşyalarımı içine koyarım diye çadırı kurdum. Normalde şunların üzerinde uyku tulumuyla yatabilirsin dediler. Süngerin birini içine koydum. Yem yumuşak olsun diye ve çadırı bastırsın, ağırlık yapsın diye. Abi prizimiz yanımızda. Yoldaş aşağıda, suyunu verdim. Bir kafayı toparlayalım. Çok yorulduk. Çadır 150 lira dedi. Çadır atmak günlük. Abi bir sürü imkanı var. Duşudur, çayı sınırsız, yemek yapabiliyorsun, ocak, her şey. Hostel ortamına alışkın değiliz. Tecrübe ediyoruz işte. Ama ben daha yeni tanıştım, daha etrafı gezmedim bile. Çok ferah, çok güzel. Şimdiden şiddetle tavsiye edebilirim. Bakalım çıkarkenki yorumlarımızda bir değişiklik olacak mı? Velhasıl bugün Lobez'de geldim. Bir çarşıya dolaştım ama fiyatlar biraz yüksek geldi. Acaba başka yerde daha ucuz var mıdır, bir araştırmadan almayayım diye aceleye getirmek istemedim. Zaten havada yağmurlu, 3'e gelmiş. Nereye gideceğiz? Mecbur bir kafayı toparlayalım diye buraya geldik. Bir de kargoyla eşyalarımı göndermek istesem kapalı şimdi, cumartesi bugün. Bu sebeple pazartesiyi beklemek lazım. Hem buraları da gezmek için 2 gün burada dinlenmek iyi olur diye düşündüm. Yarın yoldaşı burada bırakır, çadırı bırakır. Free bir şekilde, yüksüz, çarşının içinde rahat rahat dolaşırım. Milletten tiyoları alırım. En uygun, en ideal fiyat performans ayakkabı ve çantayı. En önemlisi ayakkabı. Çanta da kopmak üzere ama o yine Iğdır'a kadar idare eder. Alırız. Sağ olsun şeyin, pasajın dibinde bir poşetçi ambalaj ürünleri satıyor. Poşet dünyası. Poşet dünyası diye bir dükkan, tam pasajın dip dükkanı. Abi genç bir Salih kardeşimiz vardı. Sağ olsun beni ağırladı. Ne bileyim, götürdü, yemek yedirdi en lüks restoranda. Yapma kardeşim falan. Yok abi dedi, yürüyerek gelmişim buraya. Ben dedi seni bırakmam. İşte dediğim gibi bir köyde gelirler, gasp etmeye çalışır ufak paleler. Biri gelir bakkalda bizi turist diye ne bileyim fazla fiyat söyler. Falan filan. Sonra bir de illa al bir pakette sigara diye bir karton kaçak İran sigarası almış şundan. Bu sigarayı da bırakmam lazım abi. Her şeyim tam bir sigaram fazla. Tek günahım bu. Bundan da şöyle psikolojimin iyi olduğu, irademin tam yüksek anını yakalayıp tek seferde kurtulabilirim. Ama o anı, o mutluluğu yakaladığımda, yani şöyle keyifli olduğum bir anda hadi ya bırakıyorum dedim mi bir daha arkasını aramam. Ama abi yolda da yalnızlık, bazen işte ateşte çayı demleyince gidiyor meret, ne yapalım. Oy. Neyse. Aşağıda turistler var, Almancılar var. Bisikletle geziyorlar. Herhalde Ağrı Dağı'nı mı tırmanmaya gelmişler bilmiyorum. Şöyle bakın, uzaktan görünmüyor sanırım Ağrı Dağı manzarası. Ters ışıkta mı kaldık? Oğlum, güzel bir yer ya. Adam güzel yapmış vallahi. Helal olsun. İyi de insanlar. Serbest. İstediğin gibi takıl dediler. Allah razı olsun diyelim. Arkadaşlarla yavaş yavaş tanışıyoruz. Kafa meser, belki 3 gün kalırım. Duruma göre halledeceğiz. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın etrafı hallice gösteririm. Çarşıya bir gider gezeriz. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hastayım abi.
duanızı bekliyorum. Kalın sağlıcakla.